İsrail ve Hamas anlaştı. Uzun süredir de beklenen bir ateşkes anlaşmasıydı. Peki o anlaşma, o anlaşmanın detayları. Önce haberimizi izleyelim. Ondan sonra da detaylarına bakalım. İsrail ve Hamas 4 günlük ateşkesle anlaştı. Anlaşma bu akşam yürürlüğe girecek. Ama öncesinde gece saatlerinde İsrail yine sivilleri vurdu. Gazze şeridinde Han Yunus, Deir el-Bela ve Cibaliye'yi bombaladı. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 44 kişi hayatını kaybetti. İsrail yine Gazze'de ölüm yağdırdı. Gece saatlerinde sivillerin yaşadığı 3 bölgeyi vurdu. Çocuk ve kadınların da aralarında olduğu en az 44 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla kişi de yaralandı. Gazze'de çatışmalar 47. gününe girerken beklenen ateşkes anlaşması gece saatlerinde onaylandı. İsrail ve Hamas 4 günlük ateşkesi kabul etti. Anlaşmaya göre Hamas elinde tuttuğu kadın ve çocuklardan oluşan 50 rehineyi serbest bırakacak. İsrail'de 150 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bırakacak. Bu 4 günlük süreçte çatışmalara ara verilecek. Anlaşma insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü tırların Gazze'ye girmesine imkan tanıyacak. 4 gün boyunca Gazze'nin güneyinde hava trafiği tamamen durdurulacak. Kuzeyinde de hava trafiğine her gün 6 saat ara verilecek. Bu akşam saatlerinde yürürlüğe girecek ateşkesle birlikte Hamas 4 gün sonunda ek olarak 10 İsrail rehine bırakırsa bir gün daha ateşkes ilan edilecek. Türkiye'de ateşkesin kalıcı olması yardımların Gazze'ye ulaşması için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona ermesi barışın sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere bugün Londra ve Paris'e gidecek. CHP heyeti de yardımların bölgeye ulaşmasını sağlamak amacıyla Filistin'e gidecek. Arkadaşlarımız çalışıyor. Gerekli diplomatik girişimleri başlattılar. İlk fırsatta insani yardımların ulaşmasını sağlamak, Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimlerin insani yardımlarını bölgeye ulaştırmak, soruna dikkat çekmek için Filistin'e gideceğiz. Bunun için girişimlerde bulunuyoruz. Hemen hızlı bir şekilde gazete turu yapacağız. Fakat İsrail ve Hamas anlaşması, şöyle bir detaylarına bakalım. Ateşkes anlaşması. Anlaşmaya göre İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 150 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında Hamas da elinde tuttuğu 50 İsrailli kadın ve çocuğu salıverecek. Çatışmalara 3 ila 5 gün ara verileceği ve sürenin de uzatılabileceği söyleniyor. Netanyahu bu açıklamayı yaptı. Katar'ın da devreye girmesi, Türkiye'nin Ankara'nın da devreye girmesi bu noktaya varılabildi. İsrail ve Hamas ateşkeste anlaştı.